Halkların Demokratik Partisi grubu adına ikinci olarak İstanbul Milletvekili Sayın Hüda Kaya konuşacak. Buyurun Sayın Kaya. Süreniz 15 dakikadır. Sayın Başkan, Sayın Vekiller, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldım. Fakat hem iç hem dış meselelerle ilgili bazı vurgulamalarda bulunmaya çalışacağım. Öncelikle bizleri izleyen sevgili halkımıza ve bizleri izleyen sevgili arkadaşlarımıza sonsuz saygı ve sevgilerimi burada iletiyorum. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde çarşamba günü biliyorsunuz İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Zirvesi gerçekleşti. Bu vesileyle Kudüs meselesine kısmen birazcık şöyle genel bir çerçeveden değinmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz Kudüs bir barış yurdudur. Barış yurdu, yani Darüsselam, selam, barışın evi, barış yurdu. Yani Cerüsselam, yani zeytin diyarıdır. Süleyman peygamberin verdiği bir isimdir ve Allah da kutsal kitaplarda bu isimle anmaktadır. Kudüs sadece ne Arapların ne de Yahudilerindir. Barışa inanan herkesin yurdudur. Kur'an'a göre İsrail, Tanrı'ya geceliğin yürüyen demektir. Aynı zamanda Yakup peygamberin adıdır. Kur'an'da Miraç ayeti denilen ayet aslında bunu anlatmaktadır. Kudüs'e, yani gerçek adıyla barış yurduna yürüyenlere İsrail denilerek barışa yürümenin Allah'a doğru bir yürüyüş olduğu belirtilir. Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te, Filistin'de ne kadar Müslümanların veya Araplarınsa en az o kadar Yahudilerin ve Hristiyanlarındır da. Kur'an bunu savunur. Aksini iddia edenlerin ne Kur'an'ı, ne tarihi, ne vicdani ellerinde bir delil, bir kaynak yoktur. Yahudilere ve Hristiyanlara göre neden kutsala, ne kutsalsa ve neden kutsalsa zaten o yüzden Müslümanlar için de kutsaldır. İbrahim, Musa, Davut, Süleyman, İsa ve diğer peygamberler zaten hepsi aynı zamanda Müslümanların da peygamberidir. Evrensel barış için ilahi bir pilot bölgedir Kudüs. Varlığını adalete ve barışa, yani Yaradan'a armağan edenlerin yoludur Kudüs. Vahyin ve tarihin bu gerçekliği gözler önüne sermesi bizlere Kudüs'ün evrensel barış için ilahi bir pilot bölge olarak atandığını gösterir. Kudüs bu kutlu görev için adeta her yönden donatılmıştır. Adaletin egemen güç olup olmadığını anlamak için bir laboratuvardır aynı zamanda. Kudüs'e bakın, eğer zorba, baskıcı, dayatmacı ve egemenlik altındaysa bilin ki dünyada zorbalık, sömürü egemendir ve halklar ezilmektedir, esirdir. Kudüs özgürse bu ancak dini, adalet ve eşitlik olan bir sistemle olur. O zaman kitaplı, kitapsız, tek tanrılı, çok tanrılı, tanrı tanımaz tüm halkların özgür olduğuna karar verebiliriz. Bu özgürlük insanların sadece bedenlerinin, mallarının ve düşüncelerinin değil, zihinlerin ve akledecek kalplerin tabulardan, ön kabullerden, yargılardan, Rab edinilen sömürücü, dinci geçinen adamların zehirli virüslerinden, modernizmin, kapitalizmin ve adı günümüzde din diye geçen sapkın kültür ve geleneğin afyon olduğu için hissedilmeyen sömürüsünden ve dayatmalarından kurtuluş olacaktır. Hikmeti yoldaş edinen aklın, barışseverlerin ve varlıklarını ayrım gözetmeden bütün insanlığa iyiliği ve hakikati adayan direnişçilerin, erdemi esas alan ebrar, iyiler topluluğunun yürüyüş rotasıdır. Sılası ve yolu evrensel düzlemde Kudüs, yani Darüsselam, Cerüsselam, yani barış yurdudur.
ve vahye göre belirleyici alametlerden, ayetlerden bazıları bu yolun yolcularının gözlerinin önüne serilir ki Kudüs kutlu bir bölgedir, mübarek bir bölgedir, bereketli bir bölgedir. Bereketinden kasıt tabii ki toprakların verimli ve kutsal olması demek değildir. Yolunun ve misyonunun kutlu olması, mübarek olmasıdır. Yani Kudüs tüm insanlığın barış yurdu olarak pilot bölge olmasıyla mübarektir. Kim ki barışa adanır ve bunun mücadelesini verirse mübarek ve kutsal olan bir işi yapmaktadır. Adı barış yurdu olan Kudüs, barış yolcularına ve Rab tarafından verilen bir rotadır. Biliyorsunuz ki değerli arkadaşlar, başta da belirttiğim gibi geçtiğimiz hafta İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi yapıldı. Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etme kararına karşı Türkiye'nin çağrısıyla ev sahipliğinde yapıldı bu zirve. Orada alınan kararla Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu ve ülkeleri bunu tanımaya çağrı kararı ilan edildi. Bu karar günlerdir iç ve dış kamuoyunda büyük bir hamasi dil ile, tarihi ve kutsallığı ile anlatılmaya çalışılıyor. Vakit yok, yetmeyecek. Bununla ilgili ne kadar içi boş ve sahte bir politika, insanları aldatan, kandıran bir söylem olduğunu delilleriyle anlatacağım ama yettiği kadar ifade etmeye çalışacağım. Böylesine vahim bir kararı topluma ve dünya kamuoyuna bir kutsallık, bir kahramanlık destanı gibi anlatabilme cambazlığına cidden çok şaşırıyorum. Doğu Kudüs'ün başkent kararı Birleşmiş Milletler kararının bile gerisindedir arkadaşlar. Kudüs'ün doğu ve batı diye bölünmesini kabul etmeyen Birleşmiş Milletler kararını bile geçip Kudüs'ün bölünmesini meşru kabul etmektir bu karar. İsrail'in iki devletli çözüm formülünün yumuşatılmış bir versiyonudur arkadaşlar. İsrail Riyad'da Mahmut Abbas'a zaten iki yönetimli bir formülü kendileri teklif etmişlerdi. Tek fark neydi? Filistin'in başkenti Doğu Kudüs değil, Kudüs'ün dışında olan Ebu Dis kasabasıydı. Nitekim İslam İşbirliği Teşkilatı kararından sonra Netanyahu çıkıp şunu ifade etti. Aynen bu düşüncemizi, sözümüzü teyit edercesine. Dedi ki, biz de Kudüs'ün sadece İsrail başkenti olduğunu söylemiyoruz ki dedi. Çünkü onlar da zaten iki yönetimli bir teklifi kendileri sunmuşlardı. Kudüs 1980 yılında İsrail parlamentosu tarafından İsrail'in ebedi başkenti ilan edildiğini biliyorsunuz. Amerika Kongresi'nde ise 1995'te bu karar kabul edilmişti. Ve aradan geçen bu 22 sene içerisinde gelip geçen tüm başkanlar her 6 ayda bir ulusal güvenlik gerekçesiyle bu kararı erteliyorlardı. Ta ki geçtiğimiz günlerde Trump'ın açıklamasına kadar. Cumhurbaşkanı İslam İşbirliği Teşkilatı liderler seviyesinde olağanüstü toplantıya çağırdığında iki önemli ülke bölgenin, Arap dünyasının, İslam dünyasının bölgesel anlamda iki önemli ülkesi olan Arabistan ve Mısır bu üst düzeyde katılma tenezzülüne bile gitmedi. 57 ülkeden 20 ülke sadece üst düzey katılım sağladı. Arabistan üstüne bırakın siyasi bir temsiliyet sağlamayı, din işleri başkanını gönderdi. Bu ne manaya geliyor? Alınacak siyasi bir karara ben şimdiden şerh koydum demektir arkadaşlar. Bütün bu eleştirilerimize rağmen şu gerçeği de elbette görmemiz gerekiyor. Filistin meselesinde Arap ülkelerinin gelenekçi, saltanatçı, mezhepçi, menfaatçi tavırlarını hatırlatmaya gerek yok. Neden diyorum bunu?
yıllardır olduğu gibi bu son Kudüs meselesinde de yine Arap olmayan iki ülke toplumu ve kamuoyu bu konuda tepki gösterdi. Biri Türkiye oldu, biri İran oldu. Halkı Müslüman olan 56 ülkenin yönetimlerine baktığımızda neredeyse hemen hepsi kendi halkıyla kavgalı, muhalefete tahammülleri olmayan, farklı düşünceleri mahkum eden, özgürlüklere düşman muamelesi yapan, aile ve efradını, yandaşlarını abat edip halkını karın tokluğuna, kölelik yaşamı dayatan yönetimlerdir. Böyle ülkelerin alacağı kararda işte ancak adaletsizliğini kendi toplumlarında gideremeyen, özgürlükleri, demokratik gelişmeleri sağlayamayan bu ülkelerin alacağı kararda İsrail'in ekmeğine yağ sürecek böyle bir karar olabilir ancak. Başkenti Doğu Kudüs olarak kabul etmek, İsrail'in Kudüs'teki işgalci varlığını meşru kabul etmektir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bir de daha bir ay olmadı. 25 Kasım'da geçtiğimiz ay Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Riyad'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı Savunma Bakanları toplantısına Türkiye'de dahil olmuştu. Davet edilmeyen birkaç ülke vardı. Birkaç tanesi İran ve Katar'dı. Ve bu toplantıda, Savunma Bakanları toplantısında gösterilen, açılışta gösterilen bir videoda Filistin direniş örgütleri terör örgütleri olarak gösterildi ve bugün biz Doğu Kudüs'ü başkent olduğunu dünyaya ilan ediyoruz. Dünya ülkelerinin buna davet ediyoruz diye karalanan ülkeler Filistin direniş örgütlerinin terör örgütü olarak gösterilmesine Türkiye dahil ağızlarını açıp tepki göstermediler. Dolayısıyla neresinden baksak elimizde kalan bir içi boş karar var. Yine bırakın Şaron'la yıllar önce beraber konuşma yaparken videoda sayın o zamanın başbakanı İsrail'in ve Yahudi milletinin başkentine hoş geldinize gülümseyerek karşılık vermesini de hepiniz izlemişsinizdir. Vakit az kaldı. Kaldı ki geçen sene Mavi Marmara, bakın 2016 daha çok uzun bir zaman değil, Mavi Marmara Anlaşması bu mecliste tartışılırken o anlaşmanın altında Türkiye'nin başkenti Ankara, İsrail'in Kudüs yazılı olan anlaşmaya bu mecliste HDP hariç bütün partiler evet oyu verdiler ve bu karara itiraz eden tek parti bizim parti HDP oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kudüs bir insanlık davasıdır ve sahte yapay hamasetlerle bu insanlık davası kirletilmemelidir. Kirli politikalar genelde vatan, bayrak, din istismarlarıyla gözlerden kaçırılır, gündemler saptırılır. Şimdi de Allah'ın lütfu olan bir Kudüs konusu var. Yandaş ekranlara baktığınızda gerçeklerin çarpıtılmasıyla insanlar nasıl yalanlarla hipnoz oluyor anlamak mümkün. Yıllarca gittiğim Filistin mülteci kamplarında 3-4 nesildir aileler hala Kudüs'te ve diğer işgal bölgelerindeki evlerinin anahtarlarını kutsal bir emanet gibi saklıyorlar ve bir gün evlerine döneceklerini, özgürlüğe kavuşacaklarını olan umutlarını kaybetmeden işbirlikçi ve saltanat hırslarıyla politika yapanların ihanetinden dolayı 10 yıllardır insanlar insanca özgür yaşama sahip olamıyorlar arkadaşlar. Hani bir Hanzala var, bilirsiniz, Filistin'le ilgilenen herkes Naci Ali'nin Hanzalasını bilir. Güneşe sırtı dönük olan Hanzala'yı, küskündür Hanzala. İşte o Hanzala terk etmek zorunda kaldıkları şehirlerine, yakılan, yıkılan köylerine hasret kalanlar özgürce geri döndüklerinde yüzünü güneşe dönecek. İşgal altında olan Filistin'in Hanzalasına selam olsun. Yıkılan, viran edilen köylerine, şehirlerine hasret bütün Hanzalalara selam olsun. Barışa inananlar olarak bir gün hepimiz yüzümüzü güneşe döneceğiz Hanzala gibi inanıyorum ve hepinize teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederiz Sayın Kaya.